Друзья, как вы знаете, я всегда стараюсь показывать вам самые интересные места Алани. И сегодня я хочу познакомить вас с очень интересным человеком. Его зовут Эндер. Он владелец магазина Golden Eye, который находится в самом центре Алани. И почему я пришла все про камни, про золото и про современный дизайн золотых украшений. Об этом он нам расскажет, я сама являюсь дизайнером. В этой витрине тут выставлены кое-какие вещи, но в этом магазине, кстати, продают только золото, бриллианты, здесь продают жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни. Чем отличается этот магазин? Тем, что это единственное место в Алании, где есть уникальный дизайн, вещи с уникальным дизайном. Как я уже говорила, этот магазин называется Golden Eye. Это небольшой, но уникальный бутик, где можно купить разнообразные украшения по разным ценам. Hello! Hello! Мирава! Nice to see you, how are you? Эндер занимается этим бизнесом уже 20 лет. 20 senedir yapıyorsunuz. 20 senedir kendi mağazamız olarak yapıyoruz. Yalnız ben tabii işi 1993 yılından beri yapıyorum. Yani kendi mağazamızı açmadan önce yine bu işi yapıyordum. Başka yerlerde satış danışmanı olarak çalışıyorum. Neden kuyum? Ben üniversitede okurken, üniversite yıllarımda yaz tatillerinde burada kuyumuzda çalışıyorduk. Mesleği çok sevdik. Dünyanın en güzel işi. Çünkü dünyanın en değerli madenleriyle oynuyorsunuz. Öyle olunca belli bir süre sonra kendi işimizi yapma fikri oluştu. 1999 yılının sonunda biz şirketimizi kurduk. Bugünden bu yana da gelişerek, büyüyerek iş büyüdü mü? Hizmetin özelliği gider. Küçük evet, olması her zaman da. Biz mesela hala geleneksel olarak müşterilerimize her yıl yılbaşı kartı atarız. Elle yazarız. Geçen sene kışın 2720 adet yılbaşı kartı. Gönderdiklerimiz bir de adresi olmayanlar var ama mail var. 5100 tane e-mail gönderdik. Ayrıyeten zaten sosyal medyada herhalde Akdeniz bölgesinin en güçlü kuyumcusuyuz. Kendine ait uniktir. Ve en az 3 milyon yıl, yani 3 milyon yaşındadır en az. 3 milyon. Tabii. Yani şimdi insanlar diyor ki pırlanta yüzük kaç para? Öyle değil. O altın çıkıyor, taş çıkıyor, madende bunu çıkarmak çok kolay değil. Sonra geliyor bunu işliyorlar. O insanlar o gördüğünüz küçük pırlantaları eliyle kesiyor. Evet, evet. Sonra geliyor, daha bitmedi. Altın geliyor, bir ustanın eline geliyor. Usta o yüzüğü yapıyor. O da elle yapılıyor. Evet. Sonra başka bir usta bunu alıyor, o taşı onun üstüne takıyor. O da elle yapılıyor. Sonra başka bir usta bunu alıyor, en son haline getiriyor. Yani aslında insanların gözünde bazen çok basit durumda ama biz mesela inci müsaade eder misiniz Hasan Bey? İnci denizlerin insanoğluna en büyük armağanıdır. Zaten benim en sevdiğim inci. Biz inci tasarımlarımızı kendimiz yapıyoruz. İnci tasarımları gerçek inci, doğal inci kullanıyoruz. Biz bunu bir tane bakabilir miyiz? Tabii efendim. Ne kadar ayrı o? Ve bu gerçek deniz. Bu gerçek deniz, bu Güney Deniz incisi. South Sea. Faroes diye geçiyor. Kore'den? Evet. O taraflardan. Evet, o taraflardan geliyor. Yani Güney Deniz'ine ait. İncisi çok toktur. Üzerindeki sedefi çok kuvvetlidir. Yani perlemur, mother of pearl deriz. Çok güçlüdür. Bu kolyenin özelliği asıl şu, kilidinde. Bunun kilidi 18 ayar beyaz altındır. Üstündeki taşların hepsi pırlantalıdır. Ve takma işlemi böyle çok basit bir şekilde. Tahiti incisi koyu renk. Koyu gri, griden yeşile doğru döner. Olmazsa bir parmağınızı takın, bir deneyin. Bir görün. 18 ayar beyaz altın üzerinde çok G rengi, çok yüksek. Ama mesela renk olarak daha koyu mu? Renk olarak ya da yok. Onlar değil. Şu incinin kalitesi, incinin parlaklığı, incinin büyüklüğü, incinin fiyatını belirler. Bir de incinin doğallığı fiyatını belirler. Şimdi Mallorca incileri var. Onlar gerçek değil. Kaplama. Ama biz doğal inci kullanıyoruz. Sebebi şu. Doğal inci insan teniyle bütünleştiği zaman parlaklığı. Sarı inci, bu da Güney Deniz incisi. Ha, böyle bir şey ben hiç görmedim önce. Çok sarı.
Bu da mesela orta renk. Her rengi bulursunuz. Pembe bulursunuz, sarı bulursunuz, siyah bulursunuz. Şimdi çok zor bulunanlar hala eski düzen dalıp, bunu çok az insan yapıyor. Yani Tahiti açıklarında Tahiti'nin yerlileri dalıp inci çıkarıyor. Ama bu o kadar az ki o inci zaten paha biçilmiyor. Yani öyle bir incinin tanesi 30-40 bin dolar gibi rakamlardan konuşuluyor. 30-40 bin dolar. Dolar tanesi. Tanesi böyle. Ama, ya, onu ama kullanan çok çok az. Onlar genelde koleksiyoncuların aldığı ürünlerdir ama kullanan çok az. Biz İsviçre markaları satıyoruz. Tissot 1853 yılından beri dünyanın en tanınmış saat markalarından biridir. Dünyada bilinen. Здесь у них есть большое, просто огромное количество часов и большой выбор часов Tissot. Tissot'un son zamanda çıkardığı en güzel saatler biri. Bundan bu Solar Touch modeli. Yani bu saat 2 dakika gün ışığı gördüğü zaman 2 dakika. 24 saatten uzun bir süre çalışır. Yani bu pil demektir. Yok, bir şey yok. Pil yok, bir şey yok. Tabii bu saat üzerindeki güneş panellerini görürsünüz. Burada. Buradan alacağı ışıkla güneş demiyorum, gün ışığıyla çalışır. Özelliği nedir taç saatlerde? Şimdi üzerinde bunun bakın mesela altimetre vardır. Altimetreyi gösterir. Dokunursunuz kronograf gösterir. Bu taç mı? Tabii. Kompas. Mesela bu şey. Pusula. Spor ama şey. Bu da taç. Deneyelim kolunuza. Evet. Çok şık bir saat. Çok. Ama aynı şekilde. Onlar ayır mı? Tabii onu biz şey yapabiliyoruz kendimiz. Yok. Tabii. Çok ayır değil. Kendimiz onu küçültebiliyoruz. Lüks segment bir saattir. Saha ise arkadaki saat altın. Öndeki çelik. Çelik. Bu altın. İkisi de otomatiktir. Tabii biz değerli taş çalışırız. Yani semi pressure stones. Burada mesela gördüğünüz üzere bunlar tamamıyla bizim kendi ürünlerimiz, kendi imalatımız. Тасарымлары да бизнес. Дорогие друзья, мы сюда пришли прежде всего для того, чтобы поговорить о дизайне. Очень многие из этих вещей Эндер Бэй и его команда сделали сами, сделали дизайн, ну и, конечно же, потом воплотили в золоте и камни. Эндер Бэй, бурда, сизин, озель, тасарымлары. Эвет. Меселя, друзья, вот это кольцо. Меселя, о, эвет, беним тасарымым, о, капшон кесим, бир аматист таш, 14 эр алтын. Tamamıyla el işçiliğidir. El işçiliği. Tabii tamam el işçiliği. Çok sade, şık, günübirlik kullanımlarda. Hani şimdi değerimizde şu var. Less is much. Less is. Bu tasarımlara uygun. Yani, Savaş Bey'in ekibimizde olan Savaş Yapar'ın tasarımıdır. 18 ayar beyaz altın. Çok ametist, şık bir küpedir. Çok elegant bir küpedir. Yine bu şekilde... Ve bu ayar. Sizin tasarımlarınız. Tabii bunlar bizim tasarımlarımız. Bunların bir ikincisini Alanya'da bulamazsınız. Onlar da bizim tasarımlarımız. Yani tekrardan ametist ve sizin. Mesela bu tasarımları nasıl yapıyorsunuz? Bu nereden fikir geliyor? Nereden fikir alıyoruz? Dedim ya sonuçta takı hayatın içerisinde biz bunlarda kendi aslında yaşam tarzımızdan fikirler ediniyoruz. Etrafımızdan kadınlar bizim ilham kaynağımız. Rengarenk giyiniyorlar. Şimdi siz çantanıza uygun ayakkabı alıyorsunuz, çantanıza uygun gözlük alıyorsunuz, gözlüğünüze uygun icabında oje siliyorsunuz. Neden buna uygun takı takmıyorsunuz? Şimdi düşünün, böyle bir yüzüğü taktınız, gözünüzdeki gözlükle bu aynı renk. Döndünüz, aynı renk, oje sürdünüz ve bunu da parmağınıza taktınız. Düşünün bakayım nasıl dikkat çeker. Tasarım. Zaten benim en sevdiğim renk ve bizim şirketimizin renk bu. Mor ve tasarım gri. O şekilde ortaya çıkıyor. Yani farklı bakış açılarından ortaya çıkıyor. İnsanlar hep aynı şeye bakmasın. Farklı olsun. Çünkü farklılık güzeldir dedim ya. Takı kişiye özeldir. Yani ben bunu bu bilekliği mesela bu 18 bu ayar. Bu da bizim orijinal sizin tasarımımız. 18 ayar beyaz altın rubin ve pırlantalı. Подходит к штанам к моим. Şimdi onu düşünün, bir de böyle bir yüzükle taktığınızı parmağınıza, bir de bunu takın mesela. Örneğin bu kolunuza deneyelim biz. Kırmızı rubin. Kırmızı rubin.
Biraz daha koyu bir renk. Daha açığı da var elimizde. Böyle taktığınızı düşünün. Siz de kırmızı bir etik koymuşsunuz. Pantolonunuz da kırmızı. Yani düşünün bakayım. Bu yüzük, güzel bu yüzük çok şık bir yüzük. Biraz tabii iddialı bir yüzük. Böyle büyük. Büyük. Yani belki günlük kullanımda değil. Değil ama özel günlerde şimdi düşünün. Saks mavisi ya da parlament mavisi bir elbise. Hangi taş bu? O London, pardon, o bir Blue Sky Topaz gerçek. Blue Sky Topaz. 18 er beyaz altın ve pırlantalıdır. Bunlar safirdir. Gerçek. Laboratuvar değil. Biz gerçek taş kullanırız. Zümrüt. İşte bu kolye de benim kendi tasarımım. Çok burada şükür. Şunu gördüğünüz gibi zaten bizim elimizde renkli taşlarımız var. Boy boy. Yani buradan müşterilerimizin istekleri üzerinde onların istediği şekilde de üretim yaparız. Örneğin opal. Gerçek opaldir. Sıkıştırma değildir. Burada yine tekrar anladığınız gibi safirler, zümrütler, rubinler, ay taşı, moonstone, kame, yeşil onyx, sultanit, lapis lazuli. Yine erkekler için kullandığımız smoky quartz, onyx, topaz, ametist, rubin, sitrin, safir. Safirler niye bu kadar küçük? Farklı farklı her üründe büyük ürün var, küçük ürün var. Mesela bunlar çok şık ürünlerdir. Bunlar açayım ben size göstereyim. Şöyle. Turmalindir. Turmalin. Gerçek turmalin. Çok değerli bir taştır. Çok güzel bir taştır. Farklı renklerde bulunur. Yeşili de var. Ama ben mesela bu renk pembe, böyle hafif gül kurusu diyelim öyle bir renk. Yine aynı bakın bu mesela bu da turmalindir. Mesela bundan biz bir çift küpe yapacağız. Şanslı müşterimize. Kim isterse artık. Ve mesela buradan hepsi taşlardan en değerli, en pahalı taş hangisi? En değerli, en pahalı taş hangisi? Çok güzel bir soru. Ya benim gözümde hepsi çok değerli, çok güzel ama zümrüt en pahalılarından, zümrüt rubin. Zümrüt rubin en pahalılarından. Orada mesela Kolombiya zümrütleri, şu koyular mesela Kolombiya zümrütleridir. Çok şıktır. Genelde bizim de mesela şurada gördüğünüz gibi kullandığımız ürünlerdendir. Renk olarak görürsünüz, koyudur, çok şık. O zaman sizde bu kadar taşlar var. Müşteri gelip taş seçebilir. Aynen. Altın seçebilir, altın rengi seçebilir ve siz tasarım. Müşteri gelir. Der ki bize ben böyle böyle bir tasarım istiyorum. Ya kendi bildiği bir şey vardır. Mesela der ki ben çizdim. Biz onu yaparız. Ya da oturur karşımıza siz oturduğunuz gibi bize anlatır. Biz de deriz ki onun isteği doğrultusunda bir çizim yaparız. Çizimi önce elle yaparız. Sonra bilgisayarda çizeriz. Sonra müşteriye gösteririz. 3D. 3D 3D çizilir. Müşteri bunu beğenirse der ki tamam biz bunu istiyoruz. Sonra en son üretim aşamasına geçeriz. Üretim aşağı onu da söyleyeyim bir isimler. Özel siparişlerimiz 2 gün ile 10 gün arası. Yani 2 günde yaptığımız ürün de var. 10 günde yaptığımız ürün de var. O zaman Ender Bey siz sadece satıcı değilsiniz. Siz gerçekten tasarımcısınız. Yeni bir ürün göstereyim. Bu da yine kendi ürettiğimiz. Daha yeni geldiği için size göstermek istiyorum. Atölyeden yeni geldi. Mesela bu bir müşterimize ürettiğimiz, İskandinav müşterimize ürettiğimiz beyaz altın pırlantalı bir bilezik. Bunun üzerinde toplam 1 karat pırlantası vardır. Özel tasarım. Tabii bu müşterinin isteği doğrultusunda bir özel tasarım. Bu şekilde istedi. Biz de bunu bu şekilde imal ettik. Поэтому, друзья, самое главное, для чего я пришла, для того, чтобы, как я вам уже говорила, узнать про разные камни и самое главное, про дизайн. И как вы поняли, Ender Bay не только продает, покупает и продает золото, но еще делает различные дизайны. И, кстати, что самое интересное, мы договорились создать коллекцию одежды и к этой коллекции создать коллекцию украшения, это могут быть цепочки, кольца, браслеты, ну, в общем, все это будет еще в процессе, которая будет с тематикой Алании, то есть это полностью будет одежда. Поэтому, эта идея у меня возникла уже давно, поэтому мы хотим создать и коллекцию одежды, и дополнить все это украшением. Обязательно напишите в комментариях, как вам такая идея, мне кажется, это было бы
супер интересно и красиво, и, конечно же, это будет недорого. Ben bir şey daha ekleyeyim istiyorsanız, şirket hakkında genel bilgi olarak biz mücevherlerinize ekspertize yapabiliriz. Çünkü şirketimizde ben ve abim değerli taş üzerine eğitim aldık. Eğer herhangi bir ekspertize istiyorsanız onu yaparız. Şirketimizde bünyesinde biz aslında 5-6 dil konuşuyoruz. Onları da söylerim. Almanca, İngilizce, Norveççe, İsveççe, Danimarkaca, Hollandaca ve biraz Rusça. Biraz Rusça. dilleri konuşuyoruz. Ben size devam edeyim anlatmaya. Altın koleksiyonu biraz da geçelim. Bizde tabii altın da var. Сейчас идем смотреть коллекцию золота итальян фирмы. İtalyan firmalar var. Valentino var, Roberto Bravo'dan ürünler var. Franco Fontana ürünler var. Özelliği şudur, anlamı şudur. 1 kilogramın içerisinde 585 gram saf altın vardır. Geri kalan, çünkü doğada beyaz altın bulamazsınız. Doğada kırmızı altın da bulamazsınız. Roz da bulamazsınız. Doğada altın daha kızıl renkte, daha böyle insanlar aslında takmayacağı bir renktedir. Ama onu gümüşle, paladyumla, aloyla ve diğer metallerle yeri geldiğinde bakırla karıştırıp bu gördüğünüz güzel renkleri burada elde ederiz. Burada Türkiye'nin en değerli takı firmalarından biri olan CETAŞ'ın da ürünleri vardır. Mesela üstteki kolye, onun yanındaki. Bunlar çok özgün tasarımlardır. CETAŞ dediğimiz firma dünya geneline ürün satan, Amerika, İngiltere, Fransa gibi ürün satan çok kaliteli bir firmadır. Onun dışında İtalyan Valentino firmasının ürünleri vardır. Mesela şu gördüğünüz darlı olan kolyeler, şıklı göbekteki kolyeler. Hepsi artı Franco Fontana'nın ürünleri vardı içerisinde. Mesela bu zincirler çok masif, çok... Şimdi aslında çok fazla basit. Tabi 60-70 gram gelir ama... O yeni moda mı? Görüntüsü moda. Eskiden bunların hepsi full masifti. Tabi şimdi bu şekilde üretiliyor. Biraz. İsterseniz biz bunun tam masifini de üretiriz. Bilmiyorum, müşteri ister, biz yaparız. Bir deneyelim mi? Yok, çok ağır değil. Мне показалось, что они очень тяжелые, выглядят тяжело. Gerçekten görüntü ağır. Tabii, görüntüsü çok ağır ama kendisi çok ağır değildir. Ama çok şık, klasik bir tasarımdır. Evet, güzel. Ben aslında böyle hiç sevmiyorum ama elle daha modern. Elle takıyorsun. Tabii. Çok güzel görünüyor. Ve bunlar tabii ki bu hangi firma? Onlar CETAŞ'ın ürünü. Yurt dışındaki sigorta ajantaları tarafından da tanınıyor. Yani bizden aldığınız sertifikalarla. Bu ne demek? Aldığınız ürünün gerçekliğini ibraz eder. Yani bu ürün gerçektir. Bu firmadan alınmıştır. Fiyatını ve kalitesini gibi ibraz eder. Gittiğiniz zaman yurt dışında evinizde olan sigortalar doğrultusunda, sigorta kapsamınız doğrultusunda eğer başınıza kötü bir durum gelir de takınız çalınırsa sigorta şirketi bunu size karşılar. Ha, bu bir. Tamam. İkincisi nedir? İkincisi de sizin aldığınız her ürün bizim garantimizdir. Yani sertifikasıyla geldiğiniz sürece, bakın zaman vermiyorum. Bu şirket devam ettiği sürece, seneye 20 yılımız ve siz de aldığınız ürünle sertifikası olduğu sürece gelir ve istediğiniz. Bu da diğer rengi. Tanısınız. Yani artı. Bunlar şey. Yani gidip bir yerde şey aramazsınız. Bir daha hani ya hediye aldım da güzel bir paket yaptırayım gibi bir sorununuz olmaz. Yok. Alırsınız bu şekilde eşinize, sevdiğinize, arkadaşınıza en güzel şekilde hediyenizi первое сейчас упало вот это вот украшение. Знаете, что он сказал? Он сказал, значит, пришло время, точно продаст, скоро ama продаст. Bizde öyle bir şey vardır. Var mı? Tabii, öyle. Daha önce hiç duymadınız mı? Yok. Bir ürün düştüğü zaman bir mağaza içerisinde deriz ki, bu ürün çabuk satılacak. Aynı şekilde bir cam nesne kırıldığında nazar var, nazar çıktı deriz. Yani o yüzden bu ürünü eminim kısa süre içerisinde satacağız. У ювелиров, видите, есть такое поверье, что если что-то упало, то значит этот товар обязательно продадут. Сезонра. Bunu satacağız. Вот это вот упало, значит скоро продадут. Evet, burası da mağazamızın dış dünyaya açılan yüzü, yani vitrinimiz.
gurur duyduğumuz üst vitrinimiz pırlanta, mücevher vitrinimizdir. Burada çoğunluğu bize ait olmak üzere tasarımlarımızı göreceksiniz. Koleksiyonumuz yani semi-pressure stones, pressure stones. Siyah pırlantalı ürünler, yani Alanya'da çok az bulunan ama bizim siyah satmayı bunlar değil çok mi? Evet bunlar çok sevdiğimiz. Simsot 50 probe. Çoğu 18'e. Altın mı? Tabii o da altın, beyaz altın. İçeride sorduğunuz soruyu anlatayım. Taş karatlar üzerine. Taş karatlar evet. Karat kavramı, ölçüsü Yunanistan'dan çıkmadır. Ve bir karat 0.20 gramdır. Yani 5 karat 1 gramdır. Bunu ilk bulanlar da ölçü birimi de keçi boynuzu meyvasını biliyorsunuz. Keçi boynuzunu biliyor musunuz? Onun bir tanesi, çekirdeğinin bir tanesi teraziye attığınızda 0.20 yani 1 karat gelir. Bunun tarihi de odur. Onu söyleyeyim. Burada mesela kısa anlatayım. Tenis. Ve bunu Yunanistan'da buldu. Tabii Yunanlılar bulmuştu. Çok eski tarihlerde. Zaten diamond, diamant lafı gücü, yani kelime gücü simgeleyen, yani pırlanta aslında geçmiş yüzyıllarda insanların ekonomik ve ortamsal çevresi gücünü de gösteriyordu. Yani herkesin ulaşabildiği bir ürün olmadığı için. Evet. Şimdi de mesela tek taş, neden tek taş? Kişi erkek sevgilisine diyor ki, sen teksin, sen özelsin ve senin başka bir eşin benzerin yok. Çünkü her bir pırlantanın kendine özeldir. Bir ikincisi yoktur. Bir yok. İşi. Tabii hepsi farklıdır. O yüzden işte sen özelsin, sen teksin denmesi olur. Normalde tekrardan 14 ayar takı erkek koleksiyonu, zincirler, bileklikler, her türlü bloklar, küpeler vesaire. Amerikan sözü var. Hep biz onun peşine gidiyoruz. Happy wife, happy life. Yani kadını mutlu ederseniz hayatınız mutlu olur. Ama böyle de bir şey var. No woman, no cry. O çok onu söyleyen yanlış söylemiş. Yani ilk şirketi kurduğumuzda kendi bir slogan da yarattık. Dedik ki don't dream your life, live your dreams. Hayatınızı düşlemeyin, düşlerinizi yaşayın. Teşekkür ederim. Çok yeni şeyler öğrendim. Друзья, Эндер Бэй настолько интересный человек, как я вам уже говорила. Не только продает золото, но еще дизайнер, живет всем вот этим, вот, что он создает. Поэтому, если вы хотите окунуться в мир красивых вещей, золота, бриллиантов и почувствовать действительно качество и красоту, приходите в магазин. Просто приходите, знакомьтесь, общайтесь, ведь именно для этого, как сказал Эндер Бэй, именно для этого мы живем, именно для этого мы путешествуем. Поэтому приходите в гости и узнавайте другую Турцию. Сизрусча, пока-пока. Пока-пока. Добро пожаловать в Лью. Давайте познакомимся. Генет Ардышалов. Поэтому, друзья, давайте познакомимся. Да. See you. Take care. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.